Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn ve ba'd. Evet, şimdi Tabersi ile devam ediyoruz. Tabersi'nin Mecmu'ul Beyan adlı tefsiriyle. Evet, Tabersi tabii Şia mezhebinde çok önemli bir müfessir. Tefsirini tamamen Şii mezhebine göre yazmıştır. Tabii kendisi Taberistan'da yaşamıştır. Tabersi. Evet. Tabii önce Şii hakkında biraz genel bilgi vermek gerekirse, Şiiler tabii Hicri 1. asrın son çeyreğinde ortaya çıkmaya başlıyorlar tam fikri olarak, mezhep olarak. Ve Şiinin en önemli özelliği imamet, yani halifeliği, tabii burada imamet derken halifeliği kastediyorlar. İmametin, yani halifeliğin peygamberden sonra müminlerin emiri Ali'nin hakkı olduğunu düşünürler. Yani Hazreti Ebu Bekir, ardından Ömer, sonra Osman'ın olmasının tamamen yanlış olduğunu, halbuki direkt doğrudan Hazreti Ali'ye verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve Şia'nın İmamiye, Zeydiye gibi birçok fırkaları var. Ve tabii onlarda, yani bu Şii mezhebinde en öne çıkan ana mezhep, yani diğerlerinden çok daha ortaya çıkan mezhep İmamiye'dir. Ki buna İsnaaşeriye ya da Caferiye şeklinde de ifade kullanılır. Bugün İran'ın ana mezhebi de İmamiye'dir. Ya da diğer adı İsnaaşeriye. Genellikle biz Caferiye diye yaygın olarak, yani kültürümüzde biz Caferiler diye, hatta Türkiye'de de onların grupları var. Caferilerin camileri var. Yaşadıkları bölgeler var. Yani Caferiler meşhur biliniyor ve bu da İran'ın ana mezhebidir, Caferiye. Evet, tabi de Zeydiye diye bir fırka var. Zeydiye çok az, daha çok Yemen tarafında bulunan bir mezhep. Ve Hanefi mezhebine en yakın mezhep de Zeydiye'dir. İsmailiye diye fırka da oldukça önemli ve diğer daha birçok fırka var ama en önemlisi tabii Caferiye'dir. Evet, tabi Şia tefsiri. Yani aynı bizim klasik sünni tefsirler gibi Kur'an'ı, Kur'an'a tefsiri, hadise, sahabeyle, tabi'in görüşleriyle tefsir ederler. Arap diline, kıraate önem verirler. Kur'an'ın hem zahiren batını tefsirine önem veriyorlar. Ancak farkı şu, onlar da Kur'an'ı tefsir edebilen sadece imamlardır. Yani Ehl-i Beyt'ten olan alimlerdir. Onların dışındakiler asla tefsir edemezler. Böyle düşünüyorlar. Yani onlara dayandırmak zorundalar. Eğer bir kimse tefsir etmek istiyorsa asıl ana dayana imamlar olması gerekir. Yani Ehl-i Beyt'ten gelen alimler demek istiyoruz. Tabi imam dediğimiz burada halifeler esasında. Evet. Onların tabi en temel ilkeleri imamet. Yani halifelik. Tabi onlar halifelik tabirini kullanmıyorlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla imamet ve Ehl-i Beyt, bunlara alışmak gerekiyor. Hep bu çerçevede Kur'an'ı tefsir etmeye çalışıyorlar ve ayetleri imameti ve Ehl-i Beyt'i destekleyici tarzda kullanmaya çalışıyorlar mümkün mertebe. Tabersi de tabii tefsire başlarken önce sure hakkında genel bir bilgi veriyor. Sonra ayetleri tek tek tefsir ediyor. Tabii ayetleri tefsir ederken kıraatten, lügattan, irab'tan, bütün argümanlardan, bütün malzemeden yararlanıyor. Ama en önemli özelliği, bizdeki farkı, hepsinin müstakil başlıklar altında ele alıyor. Yani el-kıraat, el-hüccet, lügat, i'rab şeklinde başlıkları alıyor. Başlıkları açıp bu başlıklar altında ayetlerin bu yönünü ele alıp çok daha sistematik, çok düzenli bir tefsir ortaya koyuyor. Sonra el-mana diye bir başlık açıyor. El-mana başlığı altında ise genel bir tefsir, genel bir izahat yapıyor. Böyle bir tarzı var. Evet, mümkün mertebe tabii kendi görüşlerine pek yer vermiyor. Daha çok rivayetlere dayanmaya çalışıyor. Ve bu rivayetlerde de tabii dediğimiz gibi Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetler çok daha öne çıkıyor. Evet, ahkam ayetlerin tefsirinde tabii diğer mezheplerin de görüşlerine yer veriyor. Ardından da tabii kendi mezhebinin görüşünü ortaya da koyuyor. Evet, ve şunu söylemek lazım. Tabii Şii aslında kelam konusunda ana kaynağı Mu'tezile'dir. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında Mu'tezile Kadı Abdülcebbar'dan sonra artık Şia'nın içerisine girmiş ve Şia'da vücut bulmuştur diyebiliriz. O yüzden Şia'nın kelami anlayışı esasında Mu'tezile'dir. Yani Mu'tezile varlığını Şia içerisinde sürdürüyor.
Şimdi Tabersi de tabii kaynakları ele alırken, tasnif ederken am ve has diye ifade ediyor. Am dedi, yani tüm bizim sünni müfessirleri ifade ediyor. Yani sıradan halk gibi öyle görüyorlar ama has diye ifade ettiyse sadece Şia'ya özel kaynaklar, yani Şia'nın beslendiği Ehl-i Beyt kaynaklarını tabii bunu kastediyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapıyorlar. Evet, şimdi tefsirimizi açalım. Tabersi tefsirine bakalım. Evet, kapağını görüyorsunuz. Mecmu'ul Beyan fi tefsirul Kur'an. Evet. Tabii çok önemli bir tefsir olduğu için biz de Ehl-i Sünnet açısından da bu tefsiri önemli. Çok istifade edilen bir tefsir Tabersi'nin. Evet, şimdi buradan İsra suresinde bu ayetleri okuyalım. Çünkü tefsir tarihi kitabında da bu ayetlere önem verilmiş, bu ayetler seçilmiş. Şöyle. Evet. Evet, şimdi önce bir ayet grubunu ele alıyor. Sonra bunları tek tek başlıklar altında tefsir edecek. Bakın el-luga, bir ayet grubu var. Sonra el-luga başlığı açmış. Orada tefsir ediyor. Sonra el-i'rab başlığı açmış. Sonra el-ma'na diye bir başlıkta genel bir tefsiri yapıyor. Bu şekilde ma'na, el-ma'na diye tefsirini görüyorsunuz. Böylece bitiriyor ve diğer ayet grubuna geçiyor. Evet. Usul hep böyle. Şimdi bu ayet grubunu bakalım nasıl tefsir etmiş. وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ Hiçbir şehir yoktur ki اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا Biz mutlaka o şehri helak ederiz. قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününden önce اَوْ مُعَدِّبُوهَا Ya da ona azap ederiz. عَذَابًا شَدِيدًا Şiddetli bir azap ile. كَانَ ذَٰلِكَ Bu durum فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا Kitapta yazılıdır. وَمَا مَنَعْنَا Bizi engellememiştir. اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ Mucizeleri göndermek illa en kezzebe bihel evvelun ancak öncekilerin bu mucizeleri yalanlaması bizi engellemiştir. Ve ateyna semude ve biz semuda verdik ennâkate deveyi mufsalaten bir mucize olarak fezalemû biha ancak ona zulmettiler. Ve mâ nursilu bil âyâti ve biz mucizeleri göndermeyiz illa tahvifen ancak korkutmak için göndeririz. Ve iz kulnâ leke Biz sana dedik inne rabbeke rabbin ahafa min nas. İnsanları kuşatmıştır. Ve ma ce'enne er-rü'ya. Biz rüyayı kılmadık. Elleti eraynake. Sana gösterdiğimiz o rüyayı illa fitnete linnas. Ancak insanları sınamak için, insanları fitne için verdik o rüyayı. Ve şeceretel mel'unete. Ve o lanetlemiş ağacı fil Kur'an. Kur'an'da o lanetlemiş ağacı ancak bir sınama için verdik. Ve nuhavvifuhum. Ve onları biz korkutuyoruz. فَمَا يَزِيدُهُمْ Ve bu durum onları artırmıyor. اِلَّا دُغْيَانَنْ كَبِيرًا Ancak büyük bir azgınlığını artırmaktadır. Şimdi el-luga. Önce kelimelerin lügat yönünden açıklamasını yapıyor. El-mastur. Ayette geçen mastur kelimesi el-mektub. Yazılan şey anlamındadır. Evet. Şimdi قَالَ الْعِطَاچ Bununla alakalı, satır kelimesiyle alakalı bir şiir söyleyecek. وَعْلَمْ بِلْ كِي بِأَنَّ دَلْ جَلَالِ Cenab-ı Hak قَدْ قَدَّرَ takdir etmiştir فِي الصُّحُفِ الْعُولَى ilk sayfalarda اَلَّذ۪ي كَانَ satar yazmış olduğu ilk sayfalarda diye burada satar kelimesi yazmak anlamında olduğunu bize söylüyor bu şiirinde. Evet. Şimdi وَالْمَنْعُ Burada مَنْعَنَا ifadesi geçti. Bize engel oldu. Yani Cenab-ı Hak kendisinin engel olduğunu söylüyor. Diyor ki وَالْمَنْعُ engelleme ifadesi وُجُودُ مَا لَا يَصِحُّ مَعَهُ Bu diyor vuku'ul fi'li, yani bir eylemin meydana gelmesinin doğru olmadığı şeyin varlığıdır. Minel kadir aleyh ona gücü yetirenden. Yani bir eyleme gücü yeten bir varlığın o eyleme gücü yetmediğinin ifade edilmesidir diyor. Ve innemâ câze fî vasfillâhi teâlâ men'an. Allah Teala niteleme konusunda diyor men'an ifadesi caiz olmuştur. Bil mübâlegati, mübâlega için. Yani esasında hakikat manada Allah'a hiçbir şey engel olamaz. Ancak mübalağa anlamında engel olur ki şu şekilde mübalağa fi ennehu la yak'u minhu el fi'lu. Yani asla bu eylemin ondan gerçekleşmeyeceği, Allah'ın asla böyle bir şey yapmayacağı anlamında bir mübalağa ifade etmek için men'a kelimesi kullanılmıştır.
Yoksa Allah'a hiçbir şey engel olamaz. Feke ennehu kad, sanki kad muni'a minhu el fi'lu, sanki böylece o eylem, Allah yapacağı o şey sanki ondan engellenmiş gibi oluyor. Yoksa yani hakikat anlamında engellenmiyor. Sadece Allah kesinlikle böyle bir şey yapmam ifadesini adeta engellenmiş tabiriyle ifade ederek mübalağalı bir şekilde yapmayacağına kesin bir dille ifade etmiş oluyor. Yani bu mecazi bir engellemedir. Yoksa hakikat manada bir engelleme olmadığını bize müfessirimiz söylemeye çalışıyor. Ve inkâne lâ yecûzu, her ne kadar caiz olmasa da, ki burada söylüyor zaten, itlâku mitle hâdî sıfati, bu engelleme aleyhi subhanehu, bu engelleme niteliğinin Allah'a kullanılması aslı itibariyle, hakikat itibariyle asla caiz olamaz. Ancak mecazi manada düşünebiliriz diyor. لِأَنَّهُ, çünkü Allah kadirun لِذَاتِهِ, bizzat kadirdir. Ve bak لِذَاتِ, bizzat. Yani Allah burada tabii tamamen mu'tezili bir düşünceyle, çünkü Allah'ın sıfatları لِذَاتِدِر, yani zatıyla kadirdir. Evet, o yüzden burada kendi mezhebine göre ifade ediyor. وَمَقْتُورَاتُهُ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةً, onun gücü getirdiği şeyler ise sınırsızdır. Yani her şeye gücü yeter. فَلَا يَصِحُّ اَنْ يُمَانِعَهُ شَيْءٌ, ve ona hiçbir şeyin engel olması doğru olmaz. Evet, şimdi el-i'rab. Geldik ayetin i'rabını yapacak burada. وَمَا مَنَعْنَا, bize engel olmadı. اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ, mucizeye göndermek. اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ, ancak ilklerin bunu Şimdi en, el-ula, birinci en. Yani şuradaki وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُرْسِلَدَكِ en edatını söylüyor burada diyor. Birinci en edatı diyor, nasb. Nasb etmiştir. Nursile görüyorsunuz, fiili nasb etmiştir. Burada en edatı. Evet. Ve en, yani şu illa en'deki en ife ise efaniye tu, ikinci en raf'un, raf etmiştir. Tabii raf etmiştir derken en esasında raf etmez. Yani söylemeye çalıştığı şey şu, kezzebe bihel evvelun cümlesi merfu konumundadır demek istiyor. Evet, nasıl merfu konumundadır? Yoksa elin biliyorsunuz ki nasip etme özelliği yok. Burada şöyle, durum şöyle esasında. Buradaki ikinci en cümleyi mastar teviline sokuyor. Mastar teviline sokarak burada cümleyi cümle olmaktan çıkartıyor, müfret bir kelime haline dönüştürüyor. Ve böylece bu müfret kelime ise cümledeki konumu neyse onu ifade ediyor. Kim buradaki cümledeki konumu, yani illaya baktığımız zaman buradaki illa istisna-i müferradır. Dolayısıyla sanki şöyle diyelim, yani illa yokmuş gibi düşünün istisna-i müferra olduğu zaman ve cümledeki illa olmadığı zaman cümledeki konumu neyse odur. Yani burada mena'a fiil mesela, na mef'ulü bihtir. Dolayısıyla bunun faili kimdir? Faili en kezzebe bihel evvelün cümlesinin müfrede dönüşmüş halidir. O yüzden fail olduğu için fiilin faili merfu konumundadır. Ve burada tabi illanın bunun irabına bir etkisi olmuyor müferra olduğu için. Burada da söylemeye çalıştığı şey o. Yani raf dediği bu anlamda. Vel ma'na, buna göre diyor, bu irabe göre ayetin manası ve ma mena'na el irsal. Şimdi niye irsal diyor? Çünkü en buradaki nursile ayetini mastara dönüştürüyor. O yüzden el irsal diye mastar ifade edilir. Diyor ki وَمَا مَنَعَنَا الْاِرْسَالَ, bizi göndermeye engel olmamıştı. İlla, bakın şimdi burada kezzebeyi ne yaptı? Mastar teviline dönüştürüyor. Tekzib yapıyor. Mastara dönüştürüyor. Tekzib. Burada tabii mastar teviline izafe edilir. İlla tekzibul evvelin. Bu şekilde nasıl bir mastar tevilini yapılacağını bize gösteriyor. Ve mubsıratan, mubsıratı kelimesi nasbun alel hal, hal olmak üzere mensuptur. Yani burada diyor, şurada hemen ayeti açalım. Mubsıratan kelimesi fiilin haldir. Dolayısıyla tabii fiilin hal derken, burada dil hal, naka kelimesidir. Burada mubsıra haldir. Ve bunu nasb eden de tabii ki ateyna fiilidir. Zil hal nasb etmez. Fiil, zil hal sadece hal, zil hali durumunu ifade eder ama bunu nasb eden ise fiildir. Evet. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ, ayette وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ geçmişti. Şimdi bunun irabından bahsedecek. Evet. تَقْدِيرُهَا, bunun takdiri وَمَا جَعَلْنَا الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, Kur'an'da diyor lanetlenmiş ağaç. Tabii neden böyle takdir etti? Niye? Ne söylemeye çalışıyor? Yani diyor ki buradaki vav atıf harfi diyor
Şecera kelimesi el-rü'yaya atfeder. Şimdi el-rü'ya ise cealna tarafından nasıl ki mensup nasbedilmişse o yüzden şecera kelimesi de mensup olmuştur. Yoksa diyor buradaki valla diyor fitne kelimesini atfetme. Yani rü'ya kelimesini atfet anlamını ifade etmek için وَمَا جَعَلْنَا اَشْرَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ Eyvan. Yani dolayısıyla tıpkı rüyayı nasıl ki bu anlamı verdiysek, lanetlenmiş ağaç da insanlar için bir fitne olduğu anlamını bize verir diyor. Evet, اَشْرَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ Şimdi peki lanetlenmiş ağaç ne demek istiyor? Yani bir ağaç, bir eşyanın ne suçu var ki lanetlenmiş olsun? Nasıl lanetlenmiş oluyor diye bunu da hemen izah ediyor ki ehluha, burada maksat diyor o ağacın ehli ve akiluha ve o ağaçtan yiyenler, yoksa diyor ağacın kendisi lanetlenmemiştir. Yani Allah hiçbir eşyayı lanetlenmemiş, burada yani mecazi mursel vardır demek istiyor. Dolayısıyla burada ağaç derken esasen o ağaçtan yiyecek olan kafirleri, ki zaten söyledik ve humul keferatu, onlar da kafirler, vel feceratu ve günahkarlardır. Yani cehennemde olan bu zakkum ağacı diye de genellikle müfessirler söylerler. Bu ağacın bizzat kendisi lanetlenmemiş. Bu ağaçtan yiyenler lanetlendiği için Allah laneti bu ağaca nispet ediyor. Ama burada tabii bir mecaz vardır demek istiyor. Evet. Zaten burada da söylüyor. Felemme hudifel mudafu. Burada diyor muzaf hasfedilince. İstetera ed-damiru fismin mef'ul. Böylece diyor zamir isim mef'ulde müstetir bir hale gelmiştir diyor. Fe-unnife el-mef'ul. Böylece isim mef'ulde müennes oluyor. Niçin? Lima cera aleyh-şecerati. Şecera kelimesinin sıfatı olduğu için. Yani diyor ki el-mel'une kelimesi esasında normalde müzekker olması lazımdı. Yani çünkü bunun aslında faili ehl kelimesidir. Ehl ise müzekkerdir. Dolayısıyla mel'un olması lazım. Ancak burada mel'une kelimesi, şecere kelimesinin sıfatı yapıldığı için şecerenin müennesine tabi olarak bu şekilde bu da müennes olmuştur. Haddi itibariyle ise haddi zatında aslında bu. Hakikatte lanetlenen şey ağaç değil, o ağacın ehli. Evet, ama burada tabii ki zahiren uyumdan dolayı müennes olduğunu bize ifade ediyor müfessirimiz. فَمَا يَزِيدُهُمْ Onları artırmaz. اِلَّا دُغْيَانًا كَبِيرًا Ancak büyük bir azgınlığını artırır. Yani şimdi فَمَا اَيْ ne demek yani? فَمَا يَزِيدُهُمْ اَتْتَخْو۪يفِ Burada dolayısıyla Yezid'in failin tahvif olduğunu bize söylüyor. Evet. Yani burada tabii tahvifi nereden çıkartıyor? وَنُخَوِّفُهُمْ diye daha önce geçiyor. وَنُخَوِّف fiilinden elde edilen mastar fiilin failidir demek istiyor müfessirimiz bize. Evet. فَاُلْتُمِرَا اَتْتَخْو۪يفِ Böylece diyor tahvif kelimesi zamir halinde ifade edilmiştir Yezid'in altında hıve olarak. لِجَرَا لِجَرْيَ ذِكْرِ الْفِعْلِ Fiilin tabi zikredilmesi zikredilmesinden dolayı, yani daha önce fiil zikredildiği için bu şekilde ona ait bir zamir ifade edilmiştir. وَاَنْتَصَبَا قَوْلُهُ تُغْيَانًا Tuğyan kelimesi de mensup olmuştur. Nasıl mensup oluyor? عَلَى اَنَّهُ مَفْعُولٌ فَانِ İkinci mef'ul olarak li kavlihi Yezid. Yezid'in ikinci mef'ulu olarak, yani Yezid kelimesi hum bu birinci mef'ulunu alıyor, hum zamiri. Buradaki illa istisna müferradır. Yani bir nevi yok hükmündedir irab açısından. Bunu yok sayın. Tuyan kelimesi de Yezid'in ikinci mef'uludur diye bize izah ediyor. Evet. Sonra el mana diyerek genel bir tefsire başlıyor. Sümme zade subhanahu fil mev'izati. Sonra Cenab-ı Hak öğüt daha fazla öğüt de buyuruyor, öğüt veriyor fakale ve şöyle buyuruyor. وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Yani hiçbir şehir yok ki biz onu mutlaka helak edeceğiz kıyamet gününden önce. وَمَعْنَاهُ Bunun manası وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ Hiçbir köy, hiçbir şehir, tabi bu köy ya da şehir iki şekilde mana verilebilir. اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا Biz o köyü helak edeceğiz. بِاِمَاتِتِ اَهْلِهَا O köyün halkını öldürmek suretiyle. Yani bunu niye söylüyor? Çünkü köy aslında helak edilmez. Yani burada helak diyerek aslında köy halkını kastediyor. Dolayısıyla mecaz-ı mursel vardır demek istiyor. اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا Ya da o köye, tabii artık köy halkını tabii burada asıl kasteden şiddetli bir azab ile azap edeceğiz.
Ve bu azap, azabul istisali, tamamen kökten kazıma azabı. Yani tüm halkın helak edilmesi anlamında bir azaptır. Feyekûn helâkü sâlihîne, salih kulların helakı yok olması ise bil mevti, ölüm ile olur. Ve helâkü talihîne, evet, günahkarların helaki ise bil adâbi fid dünya, dünyada azab ile olur diyor. Evet, fe innehu, çünkü yefnen nasu, insanlar yok olur. Ve yah ve yuhrabu el biladu, ve şehirler harab olur. Kable yevmil kıyameti, kıyamet gününde, sümme, kıyamet gününden önce, sümme tekumus sa'at, sonra kıyamet kopar. Evet, anil cübbâi ve mukatil, bakın hemen cübbâi ve mukatilden rivayetle naklen bunu söylüyor. Tabi cübbâi Mu'tezile önemli büyük alimlerinden, biliyorsun hem Mu'tezili alimlerden hani rivayette bu. Ve mukatil diyerek bizim tabi sünni kaynaklardan da yararlandığını burada bize ifade etmiş oluyor. Evet, vakile bir görüşe göre innel murade bidalike, bundan maksat, bu köylerden maksat, şehirlerden maksat, ural küfri ve dalali, küfür ve dalalet şehirlerdir. Yani küfür ve dalalette olan insanların şehirleridir. Dune kiral ve kural imani, yoksa iman eden insanların, müminlerin şehirleri değildir diye de bir görüş var. Vel muradu bi ihlak, burada ihlak, helak etmek ise et-tedmir, yerle bir etmek anlamındadır. Hani Ebi Müslim, Ebu Müslim İsfahani'den gelen rivayete göre diyor bize. Evet, kâne dâlike fil kitâbi mesdûrâ. Evet, uhbira, haber verildiğine göre enne dâlike kâinun lâ muhâlete. Bu mutlaka kesin bir şekilde gerçekleşmiş bir durumdur. Yani gerçekleşecek bir durumdur. Ve lâ yekûnü hilâfı, bunun asla aksi olmaz anlamında demek istiyor. Ve ma'nâhu, bunun manası, kâne dâlikel hukmu, bu hüküm fil kitâbi lezî ketebehullâhu teâlâ limelâiketi, Allah'ın meleklere yazdığı kitapta vardır. Ve huvel levhul mahfûz mektûbe, bu da yazılmış olan levh-i mahfuzdur diyor. Evet, yani levh-i mahfuzda kesin bir şekilde vardır, asla bu hüküm değişmez demek istiyor. Ve mâ men'anâ en nursile bil âyât illâ en kezzebe bihel evvelûn. Zükre fihi ekval, bu konuda birçok görüş vardır diyerek, görüyorsunuz birinci görüş, ikinci görüş diye bunları bu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Evet, biz diğer müfessirimize geçelim arkadaşlar. Bunu böyle siz geri kalanını okuyabilirsiniz. Gayet görüyorsunuz metni kolay anlaşılır, rahat okunabilir ifadelere sahip. Evet, şimdi diğer tefsirimize geçelim. Evet, şimdi Fahrettin Razi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Fahrettin Razi ve Fatihul Gayb. Evet, Fahrettin Razi, Taberistan, Rey şehrinde dünyaya geliyor. Tabi ilk eğitimini babasından alıyor. Tabi babası da önemli büyük bir kelam alimi, Ziyaettin Ömer'dir. Ve Begavi'nin de talebesidir babası da. Yani büyük bir ilim geleneğinden geliyor. Tabi meşhur hocaları Simnani, Mecduddin Dili gibi çok büyük, o dönemin büyük alimleri. Evet. Ve tabi hani esasında Fahrettin Razi hem çok büyük bir Eş'ari kelamcısı, aynı zamanda Şafii fakihidir. Ama tabi kelamdaki derinliği diğer alanlardan çok daha ileridedir. Hatta Fahrettin Razi için ikinci klasik döneminin başlangıcı da sayarlar. Evet. Yine aynı zamanda sadece kelam alanında değil, tıp alanında da önemli çalışmaları var. Mesela İbn Sina'nın El Kanun fi't Tıb adlı kitabını şerh ediyor. Ve birçok bunun yanında birçok ilim merkezlerini dolaşıyor. Mu'tezile alimleriyle çok ciddi tartışmalara giriyor. Yani mesela burada şehir merkezleri derken Buhara, Semerkant gibi, Gazne, Hint gibi bölgelere giderek oralara dolaşıyor. Ama tabii en sonunda kendi memleketine, Rey'e dönüyor. Evet. Tabii çok o dönemin mesela Harzemşah Alaaddin Muhammed Fahrettin Razi bizzat evinde ziyaret ediyor. Yani burada idareciler ve yöneticiler tarafından da çok önem verilen bir alim Fahrettin Razi. Tabii bu Fahruddin esasında onun lakabı. Sadece bu lakaba sahip değil, İmam, Allame, Şeyhul İslam, Mütekellim, Sultan-ı Mütekellim, Sultan-ı Mütekellimin ve Sultan-ı Müfessirin diye
birçok lakabı var. Bu Razi nispesi Rey'den gelir. Rey, yani Razi şeklinde ona öyle nispet edilmiş. Tabii Fahrettin Razi dedik birçok alanda ilim sahibi. Yani sadece kelamla değil, tefsir, kelam, usulü fıkıh, nahiv, belagat, felsefe, hendese, astronomi. Yani bütün bu ilimlere sahip ve bütün bu ilimleri hepsini tefsirinde de toplamış, tefsirinde bir araya getirmiş. Dolayısıyla tefsiri esasen sadece salt bir tefsir değil, adeta tüm ilimlerin mecmuası, tüm ilimlerin bir araya getirildiği bir kitap desek abartı olmaz, tefsirini bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, tabii bütün bu ilimleri topluyor ama şunu da söylemek lazım. Tefsiri metot olarak önce ayetleri tek tek tahlil ediyor, gramer açısından gerekli izahları yapıyor. Daha sonra ayetlerin meseleler başlıkları altında bütün hepsini tek tek ne tür hükümler çıkartılabilir, ne anlamlar çıkartılabilir hepsini sıralıyor. Yani bu anlamlar belagat incelikleri olabilir, kelama dair olabilir, ahkama dair olabilir. Yani mümkün olan bütün bilgileri kitabında bu şekilde, yani ayetlerin altında sıralamaya çalışıyor. Meseleler başlıkları altında. Evet. Yani Razi'nin tefsiri için şunu söyleyebiliriz. Yani tüm İslami ilimlere dair büyük bir kültür, büyük bir bilgi birikimi öğrenmek isteyen bir insan Fahrettin Razi'nin tefsirini okumalı. Yani bunu söyleyebiliriz. Bu tefsiri okuyan, yani İslami ilimlere dair ne var ne yok, her şeyin adeta bir muhassalasını, yani bir ansiklopediyi okumuş gibi olur. O yüzden çok önemlidir tabii Fahrettin Razi'nin tefsiri. Bunu baştan sona, bunun tercümesi de var. Baştan sona bunu şöyle bir okumanızı tavsiye ederim. Tabii her şey anlaşılacak diye bir şey yok. Özellikle kelami meselelere de çok derinlere dalıyor. Ama anlaşılabildiği kadar şöyle bir okunması gerekir baştan sona. Evet, şimdi Razi'nin tefsirinden biraz okuyalım. Evet, Tefsirul Razi görüyorsunuz. Şöyle kapağını. Tefsirul Fahri Razi. Evet, El Müştehir bir Tefsir-i Kebir. Yani Tefsir-i Kebir diye de meşhur. Ya da Ruman ve Mefatihul Gayb. Yani iki isimle kullanıyor. Mefatihul Gayb ismi de kullanıyor. Tefsirul Kebir ismi de kullanıyor. Ve Tefsirul Fahri Razi ya da Tefsirul Razi. Bu şekilde isimlendirmelerde kullanılıyor. Evet. Görüyorsunuz bendeki baskısı 32 cilt halinde. Tabii çeşitli baskıları var. Yani oldukça çok büyük bir tefsir. Şimdi burada tabii bizim kitabımızda Araf suresinin ilk 3 ayetinden örnek vermiş. Biz de oradan biraz okumaya çalışalım. Evet. Suratul A'raf Mekkiye. Mekki bir sure olduğunu söylüyor. Ve ayatuha sittun ve mi'etani 206 ayettir diyor. Görüyorsunuz Mekki olduğunu söylüyor. Ama bakın istisnası var. Yani 163'ten 177. ayete kadar olanlar hariçtir diyor. Çünkü bunlar medenidir diyor. Ve Sa'd suresinden sonra inmiştir bu kısım. Yani görüyorsunuz dolayısıyla tüm bir sure Mekki olacağı anlamına gelmez. Bazı ayetler daha sonra inebiliyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim, sad. Kitabun. Öyle kitap ki unzile ileyke, sana indirilmiş bir kitap. Fela yekun, olmasın. Fi sadrike, senin gönlünde, göğsünde haracun minhu. Ondan dolayı bir sıkıntı olmasın. Litun virabihi. Onunla uyarman için. Ve zikra lil müminin, ve müminlere de bir bu hatırlatmadır. Evet, müminlere de bir zikirdir. Şimdi bu ayeti ele alacak. Biliyorsunuz hemen burada ayeti aynen yazıyor. Fil ayeti mesail. Bu ayet hakkında mesail, meseleler vardır. Görüyorsunuz hep mesele ayetteki anlamları ortaya koyuyor. Şimdi el meseletul ula diyor ardından. El meseletul saniye diye kaç mesele çıkartabiliyorsa. Bakın el meseletul salife biliyorsunuz. Üçüncü mesele diye ifade ediyor. Ve bu şekilde tekrar diğer ayete geçiyor. El kavluhu teala diye. Ve bu ayette de çok kısa bir bilgi veriyor. Sonra tekrar el meseletul ula bu ayet hakkında kaç mesele çıkartıyorsa o meseleleri alt alta sıralıyor. Dolayısıyla bu birinci ayet hakkında gördüğümüz gibi üç mesele altında ayetin anlamlarını bize sunuyor. Evet, bakalım el meseletul ula birinci meseleden ne tür bilgiler verecek?
Kale İbn Abbas. İbn Abbas diyor ki Elif la mim sad. Bunun anlamı ene Allahu efdal. Ben Allah en üstünüm anlamındadır. Bu Elif la mim sad'ın manası budur diyor. Ve anhu eydan. Yine ondan başka bir rivayet de var. En Allahu a'lem anlamında ve efsal anlamında da olduğunu söylüyor. Yani ben en iyi bilen ve en iyi hüküm koyan manasında. Böyle bir anlamı olduğundan da bahsediyor. قال الواحدي Vahidi diyor ki ve ala hada tefsir. Bu tefsire göre yani bu şekilde bir anlam verdiğimiz zaman diyor fa hadil huruf. Bu hurufu mukatta vakiatun fi mevzi'i cümlenin uzman bu harfler bir cümle konumunda bulunmaktadır. Yani bir cümle olup çünkü anlamı olduğu için bunlar dolayısıyla bir cümledir. Evet. Vel cümelu cümleler izâ kânet ibtidâen ve haberan fakat bunlar mübteda ve haber şeklinde oldukları zaman bu şekilde la mevdi'a lehu min el-i'rab bunların i'rab'tan mahalli olmaz. Yani bunlar demek istiyor ki başlangıç cümlesi olduğu için başlangıç cümlelerin diyor i'rab'tan mahalli olmaz. Tabii kendi içinde mübteda haber şeklinde i'rab yapılır ama cümle halinde i'rab'tan mahalli olmaz demek istiyor. Fekavlu buna göre en Allahu a'lem cümlesi la mevdi'a lehu min el-i'rab bunun i'rab'tan mahalli yoktur. Fekavluhu ene fakat bu cümle içerisindeki ene ifadesi mübteda'ın mübteda'dır ve haberuhu haber ise kavluhu Allahu Allah'tır. Biliyorsunuz hemen ne yapıyor? Dil tahliline yer veriyor. Fahrettin Razi irap yapıyor. Ve kavluhu a'lem. A'lem ifadesi ise haberun ba'de haberi. Haberden sonra haber. Yani ikinci haber. Dolayısıyla ene mübteda'dır. Allah birinci haber. A'lemu ikinci haber. Yani ben Allah'ım ve en iyi bilenim şeklinde ikinci bir haberdir diyor. Ve izâ kânel ma'nâ elif lâ mîm Sa'd diyor ki eğer bunun manası enallahu a'lem olursa diyor ki ana i'rabuha bunun i'rabı bu cümlenin i'rabı ki i'rabi şey'in lezî huve te'vilun leha hangi şekilde tevil ediliyorsa o şeyin o tevil edilen şeyin i'rabı gibi olur. Yani demek istiyor ki enallahu a'lem ile tevil ettiğimiz için enallahu a'lem i'rabı neyse nasıl ki enen mübteda dedik Allahu birinci haber alem, ikinci haber dediysek elif, la, mim, sad içinde aynı irab geçerlidir demek istiyor. Ve kâle süddi. Süddi diyor ki elif, la, mim, sad ifadesi alâ hecâi kavlina fî esmâillâhi teâlâ. Bizim Allah'ın isimleri konusundaki şu heceler gibidir. Ennehu el musavvir. Yani Allah tasvir edendir. Aslında diyor ki bu ennehu el musavvir ifadesinin hece harflerinden ibarettir. Dolayısıyla elif, la, mim, sad Allah suret veren, şekil veren anlamında bir hurufu mukattadır diyor. Evet. Kâle el-kâdî. Kâdî diyor ki leysa hâzel lafzu. Bu lafız alâ kavlina. Enallâhu efzal. Bu diyor enallâhu efzal manasında ya da efzil diyelim. Efzil manasında değildir. Yani ben Allah en iyi hüküm verenin manasında. Evla min hamlihi ala kavli enallahu aslah. Yani ben en iyi ıslah edenin anlamına hamletmekten daha evla değildir. Ya da enallahu emtahin. Ben en iyi, ben Allah imtihan ederim. Enallahu elmelik. Ben Allah hükümdar olan Allah'ım. Şeklinde bir anlamlara diyor hamletmekten daha öncelikli değildir. Yani evet niye öyle daha iyi değil? Yani bu şekilde anlamlar vermek iyi değil demek istiyor. Bi ennehu imkânetil ibratu bi harfi sâdi. Evet. Çünkü sad harfiyle olan ifade ki fehuve mevcudun fi kavlina enallâhu aslah. Çünkü diyor bu ifade enallâhu aslah da vardır. Sad ifadesi. Evet. Yani şunu söylüyor. Şimdi enallâhu a'lem dediğimiz zaman enallâhu efsil dediğimiz zaman burada diyor sad harfi mevcuttur. Ve imkânetil ibratu bir harfil mimi yine mim harfiyle ifade edersek ki fekema ennehu mevcudun fil ilmi bu diyor ilim sıfatında da vardır e'lem dediğimiz zaman fehve eydan mevcudun fil melik vel imtihan yine bu melik ve imtihan kelimesinde de vardır fekâne hamlu kavlina elif lâ min sâd evet evet yani bunlar melik imtihan kelimesinde de vardır bu mim harfi. Fekâne hamlu kavlin elif lâ mim sâd alâ zâlikel ma'nâ bi'aynihim. İşte bu şekilde belli bir manaya tahsis etmek. Yani enallâhu a'lem,
İnallah aslah, inallah emtehin şeklinde belli bir manaya tahsis etmek diyor. Mahdut tahakküm sadece bir yargıdan ibarettir. Yani ön yargıdır. Bunun diyor hiçbir temeli, esası yoktur diyor. Yani o yüzden diyor böyle anlamlara hamletmemek lazım. Bu şekilde anlamlar vermemek lazım demek istiyor. Ve eyvan aynı şekilde fe ince tefsirul elfaz. Yani diyor ki bu açıklamalar gelirse diyor binaen ala ma fiha minel huruf. Hurufu mukatta'daki bulunan harflere göre diyor böyle bir anlam verdiğimiz zaman min gayri en tekuna tilkel lafzu mevdu'atan fi'l lugati lidalikel ma'na. Yani bu lafız, işte bu elif, la, mim, saat lafzı ve diğer hurufu mukatta'lar diyor sözlükte bu manaya vaz edilmeksizin diyor. Bu şekilde mana verildiği zaman diyor. Yani çünkü elif, la, mim, saat'ın sözlükte böyle bir anlama vaz edilen dair hiçbir delilimiz yok. O zaman diyor infetahat açılır tarikatul batiniyeti. O zaman batiniyenin yolu açılmış olur. Fi tefsiri sa'ili elfazil Kur'an. Diğer Kur'an lafızların tefsirinde bir ma yuşakil hada tarik bu yola benzer şekilde. Yani diyor biz eğer hurufu mukatta'da böyle bir anlam ortaya koyarsak batıniler nasıl ki tüm ayetleri kendilerine göre her türlü bozuk, her türlü yani her türlü tahrifi ifade edecek yorumlarla nasıl yorumluyorlarsa o zaman biz diyor bu yolu, yorumun yolunu açmış oluruz. Dolayısıyla yani asli anlamı, hakikat anlamı elde etmekten tamamen uzaklaşmış oluruz. Herkes kendi kendine uygun bir şekilde anlamlar uydurma yolunu açmış oluruz diyor. O yüzden bunu diyor sınırlandırmak lazım. Bunun bir ilkesini, bunun bir çerçevesini, bunun bir delilini, temelini, esasını ortaya koymak gerekir diyor. Böyle rastgele anlamlar yüklememek lazım demek istiyor. Ve emma kavlu ba'dihim, yine bazıları şu görüşüne gelince innehu min esma'illahi Teala. Bu hurufu mukatta Allah'ın isimlerindendir. Hani innehu ya da ennehu musavvir diye ifade etmişti. Bu ise feeba'd. Ya da feeba'd diye bir feeba'd ne uzaktır. Fi tahkib sırasında tabii. Ne kadar uzak bir manadır. Li'ennehu leyse evet. Ce'aluhu ismen lillahi teala. Çünkü bunu Allah'ın ismi kılmak diyor. Evla min ce'ali ismen li ba'di rusulihi minel melaiketi. Bunu Allah'ın elçilerine melekler ya da evvel enbiya peygamberlerinden birinin ismini kılmaktan daha öncelikli değildir. Yani bu da bunu da neye göre? Ya bunu diyor bir peygamberin ya da meleklerin ismi de olabilir. Yani buna engel olan bir durum değil. Dolayısıyla esasında böyle bir şekilde Allah'ın ismi demek de doğru değil. Li'ennel isme. Çünkü isim innema yasiru ismen lil müsemma. Bir isim diyor müsemmaya ait olur. Nasıl? Bi vasıdatil vad'i vaz etmek yoluyla. Vel islahi ve kullanım yoluyla ancak olur ki ve zelke mef'udun ha'una. Bu durum ise burada ne vaz var ne de kullanım yani belli bir şekilde yerleşiklik durumu yoktur. Belil hakku gerçek olan enne kavlehu elif la min sad ifadesi ismun evet ismu lakabin lakab bir isimdir lihadi suret. Bu surenin lakab bir isimdir. Yani bu surenin bu sure takılmış bir lakaptır ya da bu sureye takılmış bir isimdir. Bu surenin adı elif la min sad suresidir. Demektir. Ve esmaul elkab lakab isimleri ise la tufidu faideten fil müsemmeyat yani müsemmalarda ifade ettiği bir anlamı ifade etmez. Bel bilakis ye bunlar kaimetun evet makamen işaret işaretler konumundadır diyor. Ve lillahi teala evet Allah için mümkündür en müsemmiye hadihi surete bu sure isimlendirilmesi bi kavli elif la mim sad ile isimlendirilmesi mümkündür. Kema ennel vahid vahide minna nasıl ki bizden birisi iza hadese lehu veledun bir çocuğu olduğu zaman fe innehu yusemmihi bi Muhammed. Onu Muhammed ile isimlendirebilir. Dolayısıyla burada aynı durum geçerli olmuştur diyor. İza arafta hada bunu öğrendiğin zaman fenekul deriz ki kavlu elif la mim sad. O zaman diyor elif la mim sad ifadesi mübtede ön mübtedar. Yani bu komple bu ifade surenin ismi olduğu için mübtedadır. Ve kavlu ardından gelen kitap kelimesi ise haberhu bunun haberidir. Yani elif la mim sad kitabun kitaptır. Yani bu isim kitaptır. Yani kitabın adıdır demek istiyor. Ve kavluhu evet unzile ileyke sıfatun lidarikel haber. Bu haberin yani kitap kelimesinin sıfatıdır cümle olarak tabii ki. Ne demek yani? Es suratul müsemma bi kavlina evet
Yani Elif Lam Mim Sad kitabın unzile ileyke sözümüzle isimlendirilen sure anlamına gelmiş oluyor dolayısıyla bu şekilde. Ve böyle devam ediyor Fahrettin Razi tefsirine. Evet, biz yine burada bırakalım ve diğer müfessirimize geçelim. Evet, şimdi Beyzavi'den devam ediyoruz. Beyzavi Şiraz yakınlarında Beyza'da dünyaya geldi. Zaten Beyzavi nispesi de oradan geliyor. Tabii kadılık yaptığı için Kadı Beyzavi diye hep Kadı Beyzavi diye meşhur olmuştur. İslami dinlerin hepsine dair eser yazdığı için Allame unvanına sahip olmuştur. Tabii Beyzavi'nin yazmış olduğu Envar-ı Tenzil tefsiri daha çok Tefsir-i Beyzavi diye meşhurdur. Yani Envar-ı Tenzil ismi pek kullanılmıyor. Şimdi Beyzavi tabii Razi'den sonra gelmiş. Çok güçlü bir kelamcı. Yani Eşari kelamcısı ve Şafii fakihidir. Tabii kelamcılığı tıpkı Razi gibi daha ön plandadır. Ve tabii Beyzavi tefsiri aslında Zemahşer'in özeti diyebiliriz ama tam da bir özet değil. Yani aslında orijinal bir tefsir. Yaptığı şey şu, Beyzavi Keşraf'taki Mu'tezili fikirleri ayıklıyor ve tamamıyla Eş'ari düşünceleri ortaya koyuyor ve bu Eş'ari düşünceler, Eş'ari kelamını da Razi'den beslenerek ortaya koyuyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, Beyzavi'nin ana kaynağı dil bilim konusunda Keşraf'tır ama kelam konusunda ise Razi'dir, yani Razi'nin tefsiridir diyebiliriz. O yüzden tabii tefsirinde Mu'tezile'ye karşı yani dolayısıyla Zemahşeri'ye karşı çok ciddi bir biçimde eleştiriler var. Ve de Razi'nin o kelam düşüncesini çok mükemmel özetlediği için Beyzavi'nin tefsirini anlamak çok zor. Yani bu tefsiri anlayabilmek için bir defa hem Keşşaf'ı çok iyi bilmek lazım da Razi'yi iki tefsiri iyi bilmeden Beyzavi'nin ne söylemeye çalıştığını anlamak çok zor. Çünkü çok kısa iki ciltlik bir tefsirini adeta şöyle söyleyebiliriz. Yani 3 ciltlik ya da 4 ciltlik baskısı var. Yani 4 ciltlik Keşşaf ile 32 ciltlik Fahrettin Razi'nin tek 2 ciltte özetlenmiş hali. Çok ciddi, sağlam, kaliteli bir özet olduğu için tabii bu özeti anlama bunun şerhlerini yani daha geniş ifadeli olan Keşşaf'ı ve Razi'yi okumaktan geçer. Ancak bunları okumak suretiyle Beyzavi anlaşılabilir. Tabii Beyzavi'nin anlaşılması çok zor olduğu için Beyzavi'nin üzerine 250'den fazla şerh ve haşiye yapılmıştır. Oldukça Osmanlı döneminde Zemahşer'in Keşşaf'ı kadar çok şöhret bulmuş. Hatta padişahların ana tefsir kitabı olmuş ve huzur dersleri de Beyzavi'den geliyor. Yani padişahlar huzur dersleri diye haftalık düzenledikleri dersler var. Bu derslerin de ana kaynakları okudukları temel tefsirde hep Beyzavi tefsiri olmuştur. Ve bu Beyzavi tefsiri üzerinden alimler hep kendi ilmi dirayetlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Evet, şimdi biraz da Beyzavi tefsirinden okuma yapalım. Evet, Beyzavi tefsirini açalım şöyle kapağını. Evet, bu baskı 3 cilt halinde. Tabii 2 cilt baskıları da var. Buradaki baskı 3 ciltlik tefsiri Beyzavi biliyorsunuz bu şekilde meşhur olmuş. Tabii asıl adı Envar-ı Tenzil ve Esrar-ı Tevil şeklindedir. Evet, buradan şimdi kısa bir okuma yapalım. Evet, Kevser suresini okuyalım bu tefsirden. Suratul Kevser, Kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynâke. Biz sana verdik. El-Kevser'a, Kevser'i verdik. Fassalli kıl li rabbike, Rabbin için. Venhar ve kurban kes. İnne şâni'eke. Sana buğz eden huval ebter, asıl ebter, soyu kesik olan odur. Çok fazla detaya girmeden direkt malini verdik. Çünkü tefsirde zaten okuyacağız. Suratul Kevser, Kevser suresi Mekkiyetül Mekki'dir. Ve ayuha, bunların ayetleri, tabi ayatuha, iki şekilde ayuha, ayetleri, felâtu ayatin, üç ayettir. İki şekilde cemî geliyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynâke, biz sana verdik. Ve kuri'e, bu ifade okunmuştur. Yani bir kıraate göre ise e'taynâke, sana bahşettik, sana lütfettik şeklindedir. El-Kevfera,
Kevser'i verdik. Peki Kevser ne demek? Şimdi açıklıyor. Diyor Kevser el hayra el mufradal kesrati. El hayra hayır, el mufradal kesrati çok şey. Nedir o çok olan şeyin? Yani çok nimetler. Nedir o? Minel ilmi ilim. Vel ilim dedi tabii vahiy. Vel ameli amel. Ve şerefid darayni. Hem dünya hem ahirette şeref. Dolayısıyla görüyorsunuz Beyzavi'ye göre burada Kevser cennetteki Kevser nehri ya da Kevser havuzu değil. Tamamıyla birçok hayır. Dünya ve ahirette ilim, amel, dünya ve ahiret şerefi gibi birçok hayırlar olduğunu bize ifade ediyor. Ve ruviye anhu aleyhissalatu vesselam. Bir rivayete göre ki bakın bu rivayeti zayıf görüyor. Yani asıl kendi anlamı çok hayır anlamında olduğunu söylüyor. Ama diyor şöyle bir zayıf rivayet de var. Ennehu nehr. Bu Kevser bir nehirdir. Fi cenneti cennette ki vaadenihi rabbi. Rabbim onu bana vaat etti. Ki fihi hayrun kefirun. Onda çok hayır vardır o nehirde. O nehir ahla minel asli. Baldan daha tatlıdır. Ve ebyadu minel lebeni. Ve sütten daha beyazdır. Ve ebradu minel felci. Kardan daha soğuktur. Ve el yenu minel zübdi. Evet. Ve yağdan daha yumuşaktır. Ha fetahu. Onun iki tarafı da ez zebercedu. Yakuttandır. Ve evanihi kapları ise min fiddatin gümüştendir. La yazma'u susamaz. Men şeribe minhu o havuzdan yani o nehirden içen bir kimse bir daha asla susamaz o mahşer alanında. Ve kile bir görüşe göre ise havlun fiha. Evet yani o cennette bir havuzdur. Ve kile bir görüşe göre ise bu Kevser evladuhu etba'uhu. Peygamberimizin çocukları ve tabileridir. Böyle anlam verenler de var. Ev ya da bu Kevser'den maksat ulema-u ümmetihi. Ümmetinin alimleridir. Vel Kur'anun kerimu. Vel Kur'anun azimu ya da evet Kur'an-ı Kerim'dir diye birçok farklı görüşler vardır diyor. Evet. Fasalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Evet. Fedum alessalati. Namaza devam et. Niye böyle söylüyor? Çünkü peygamber zaten namaz kılıyor. Ona zaten yaptığı bir şeyi niye emretsin Cenab-ı Hak? O yüzden buradaki namaz kıl yani namaza devam et anlamındadır. Halisan li vecihillahi teala. Sırf Allah için namaz kıl. Hilafet sahi anha. O namazdan gafil olanın aksine. Yani gafil olan kimse gibi namaz kılma. El murai fiha. Namaza gösteriş yapan kimse gibi namaz kılma. Şükran li in'amihi. Allah'ın verdiği nimete şükretmek için namaz kıl. Fe inne salate çünkü namaz camiatun li aksami şükri. Şükrün tüm kısımlarını içinde toplamaktadır. Vanhar el büdüne. Evet, büdün yani deve kurban kes. Niye böyle söylüyor? Çünkü nahara kelimesi deveye ait bir ifadedir. Develer kurbanı et. Çünkü zebaha olsaydı mesela inek ama bu nahara deve için devenin gerdanlığına ait bir ifadedir. Dolayısıyla deve kurban et. Elleti o develer ki hiye hiyaru emvalil arabi. Arap mallarının en hayırlısıdır. Yani Arapların en çok değer verdiği, en çok kıymet verdiği mallardır. Evet, ve tasaddak ve tasadduk et. Bu deve kurban ederek alel mahavici muhtaçlara tasadduk et. L-hilafen limen yede'uhum. Evet, o muhtaçları terk eden وَيَمْنَعُ عَنْهُمْ الْمَاعُونَ onlara en ufak bir iyiliği bile engel olanların aksine yani onlar gibi yapma diye burada Cenab-ı Hak peygamberimize uyarıyor. فَسُورَةُ bu sure Kevser suresi كَالْمُقَابِلَةِ لِسُورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ önceki surenin mukabili gibidir. Evet. Burada وَقَدْ فُسْرَةِ الصَّلَاتُ burada namaz açıklanmıştır. Bu surede namaz بِسَلَاتِ الْعِيدِ bayram namazıyla açıklanmıştır. Biz o yüzden Hanefiler buradaki salli kelimesine dayanarak bayram namazının vacip olduğu hükmünü çıkartıyoruz. وَالنَّحْرُ ve yine nehir kelimesi de بِالتَضْحِيَةِ kurbanla açıklanmıştır. Yani وَنْحَرْ ifadesiyle de kurban kesmenin, kurban bayramında kurban kesmenin vacip olduğunu biz Hanefiler çıkartıyoruz. Ama tabii ki Şafiler buna dayanarak bunun sünnet olduğunu söylüyorlar. İnne şani eke, inne men ebgadake. Evet, sana buğz eden, li buğzihi Allah'a, Allah'a buğzundan dolayı sana buğz eden, huvel ebter, asıl ebter odur. Elledi nedir o ebter? La akibe lehu, suyu olmayan.
اِذْ لَا يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ Çünkü onun hiçbir nesli olmayacak. وَلَا حُسْنُ ذِكْرٍ Ve hiçbir şekilde güzel anılmayacak. Hep kötü anılacaktır. Dolayısıyla ebter hem soyu yok, soyusuz hem de hiçbir zaman iyi bir şekilde, güzel bir şekilde anılmayacak. وَاَمَّا اَنْتَ Ancak sen ise فَتَبْقَى ذُرِّيَّتُكَ Senin zürriyetin baki olacak. وَحُسْنُ صِيْتِكَ Ve senin şanın güzel olacak. وَاَثَارُ فَضْلِكَ Ve senin faziletinin neticeleri ise devam edecek. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar. وَلَكَ فِي الْآخِرَةِ Ve senin için ahirette vardır. مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَصْفِ Anlatılamayacak birçok şeyler vardır. Yani anlatmanın kapsamına girmeyecek sonsuz nimetler vardır. Evet. عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberden rivayete göre مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَوْفَرِ Kim? Yani Kevser suresinin fazileti hakkında burada bir hadis söylüyor. Bakın burada bu hadisin kaynağını burada veriyor. وَهُوَ حَد۪يثٌ مَوْضُعٌ Bu mevzu bir hadistir. Yani uydurma bir hadistir. Şimdi tabii bu aslında Keşşaf'tan kaynaklı bir durum. Keşşaf, Beyzavi. Bu iki tefsirde tabii Keşşaf'ta daha çok bu var. Keşşaf her surenin sonunda o surenin faziletine dair bir hadis zikrediyor. Ancak bu hadislerin çoğu uydurma, mevzu hadis. Ama yine de zikretmiş. Beyzavi de bu geleneği sürdürmüş. Yani bunların mevzu olmasına rağmen yine de burada zikretmiş. Evet biz de burada okuyoruz. Men kara suratel kevferi kim Kevser suresini okursa sekahullahu Allah ona içirir. Min kulli nehrin lehu fil cenneti cennette bütün nehirlerden içirir. Ve yuktebu lehu evet ve ona yazılır ya da ve yuktebu şeklinde de okunabilir. Yani Allah ona yazar. Aşra hasenatı 10 sevap yazar. Bi adedi külli kurbanin her kurban sayısınca karrabehu el ibadu kulların kurban ettiği her kurban sayısınca fi yevmin nahril azim o büyük kurban günü kulların ne kadar kurban etmişse hayvanları o hayvanları sayısınca Allah ona her bir hayvanın karşılığında 10 sevap yazar diye böyle bir hadisi şerifi de zikrediyor. Evet burada kalabiliriz arkadaşlar. Görüyorsun çok kısa bir tefsir ve diğer surenin tefsirine geçiyor. Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netûbü lek subhane rabbina rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmun alel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn el-fâtiha.